Herkese selam, kanalıma ve yeni bir ajanda planlama videosuna hoş geldiniz. Bugün size geçen haftaki okula dönüş videomda da söz verdiğim gibi öğrenciler için planlama, öğrenci ajandası videosunu hazırlıyorum. Kullandığım ürünler aksini belirtmediysem eğer benim markam olan Getesilo'dan aşağıya kullandığım her şeyin linkini de koyacağım muhakkak. Tabii ki bir ajandayla başlıyoruz. Ben bugün kullanmak üzere Ruby'yi seçtim. Ruby'yi zaten kullandığım için hali hazırda çarmı, püskülü, kalemi de içindeydi. Bunlarla hiç oynamadım ama videonun sonlarına doğru süslemelerden bahsedeceğiz. Önce size bir öğrenci ajandasının içerisinde neler olmalı, bu ajandayı nasıl kurabiliriz ve her sayfayı nasıl kullanabiliriz onu söyleyeceğim. Ondan sonra detaylara gireceğiz beraber. Bu videonun sonunda inanılmaz güzel bir okula dönüş çekilişi hediyesi sizi bekliyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Başlamadan önce ben bu ajandanın içindeki tüm sayfaları çıkarttım. Dediğim gibi süslemeleri sadece bıraktım ama beraber bir kurulum yapalım. Selam. Beraber bir kurulum yapalım istedim. İçerisine önce ayraçları yerleştirerek başlayacağım. Ben bugün böyle çok parlak bir renk olduğu için Meti ayraçlardan sarı olanını tercih ettim. Bunları yerleştirerek başlıyorum ve ilk gözü açıyorum hemen. Tabii ki en başta ajandaların kendi içinde gelen kapak sayfası ve kişisel bilgiler, yıllık hedefler sayfaları var. Bunları yine ajandaya dahil ediyorum ben. Yıllık hedeflerle ilgili birazdan detaylı olarak görüşeceğiz ama ajandanın kime ait olduğunu göstermek bence gerçekten önemli. Buraya yine yıllık setle yani ajandayla gelen birkaç sayfayı daha ekleyeceğim. Onlar da yıllık böyle planlama sayfaları. Şu anda 2018-2019 benim kullandığım sayfaları görüyorsunuz. 2019-2020'ler çıktı ama daha benim elime ulaşmadı. O yüzden bu videoluk beni idare edin. Ne demek istediğimi anladınız siz. Bu sayfaları yerleştiriyorum. İçerisinde 3 ayın bir sayfaya olduğu sayfalar var. Tek tek ayların olduğu sayfaları yerleştirmeyeceğim öğrenci ajandama. Gerçekten başka sayfalara yer ayırmak istediğim için. Bu planlama sayfalarını da koyduktan sonra sırada özel günler seti var. Benim şu anda elimde sadece İngilizcesi kaldı. O yüzden İngilizcesini yerleştireceğim ama siz Türkçesini alıp yerleştirebilirsiniz. Özel günleri geçiyorum şimdilik. En önemli şeyleri koymaya çalışıyorum. O da yine benim kullandığım doğum günü sayfası. Gerçekten doğum günü özellikle yakınlarınızın önemli günlerini, doğum günlerini hatırlamak için çok gerekli ve bu yıllık planın bir parçası. O yüzden özel günler sitesindeki doğum günlerini de buraya yerleştirdim. İlk kısım böylece bitti. İkinci olan bölüme geçiyorum şu anda. Ve bu ajandanın en önemli sayfalarına geldim. O da okul seti tabii ki. Okul setinin içerisinde ders programı var. Önlü arkalı iki tane farklı dönemlerde kullanabilmeniz için bir tanesini koyuyorum şu anda güz döneminden dolayı. Diğerini sonra kullanmak üzere ayırıyorum. Ödevlerim sayfaları var. Bir sürü görüyorsunuz. Bunlardan birkaç tane aldım. Yerleştiriyorum. Diğerlerini bir kenara koydum. İstediğiniz kadar çok koyabilirsiniz. Ve sınavlarım sayfaları var. Bunları da yerleştirince ikinci kısım da tamamlanmış olacak. Gelelim üçüncü kısma. Üçüncü kısım yine ajandanın kendi içine gelen haftalık planlama sayfaları. Özellikle sosyal aktivitelere zaman ayıran öğrenciler için bu haftalık planlama sayfalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Her gününüz birbiriyle aynı ve rutinse bu sayfalardan bir tane kullanarak genel bir haftalık plan sayfası da yapabilirsiniz. Ama eğer sosyal aktiviteleriniz varsa, arkadaşlarınızla buluşuyorsanız, birilerine hediyeler alıyorsanız, her gününüz değişiyorsa o zaman muhakkak bu haftalık sayfaları da eklemelisiniz ajandanıza. Dördüncü kısma istek setini yerleştireceğim. İstek setinde bence öğrenciler için en faydalı sayfa okunacak kitaplar listesi. Daha doğrusu listeleri. Bundan iki tane koyuyorum. Onun yanında görülecek yerler bence gerçekten çok önemli. İzlenecek filmler önemli. Eğer dizi takip ediyorsanız bir de dizi takip listesi ekleyebilirsiniz. Bunları bu sırayla yerleştiriyorum. Beşinci bölüme geldik. Beşinci bölümü birazcık daha kişisel hayatınızı yansıtabileceğiniz bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. En başta günlük sayfaları ekleyeceğim. Yine benim elimde şu anda İngilizcesi var ama Türkçesini aşağıya link olarak bırakacağım. Bunlar bildiğiniz günlük sayfaları. Özellikle içinizi dökmek istediğinizde bu sayfaları kullanabilirsiniz. Bunların hemen arkasına da yaşam setinden bir şeyler koymak istiyorum. Bu da yeni çıkan setlerimizden çok beğendiğim bir set benim gerçekten. Dediğim gibi birazcık daha kişisel hayatı ilerletmek için. Bir duygu takvimim sayfası var. Bunu muhakkak yerleştiriyorum. Modunuzu takip edebilmeniz için. Mutluluklarım sayfası var. Her gün şükrettiğiniz bir şeyi yazabileceğiniz sayfalar bunlar. Bunlardan ekliyorum. Yaşam setiyle ilgili detaylı olarak konuştuk daha önce. Videosunu aşağıya bırakırım. İzlemediyseniz her sayfanın nasıl kullanılabileceğinden bahsetmiştik orada. Alışkanlık takibi sayfaları var. Bunlardan da Eylül ile başlayan iki sayfayı yerleştiriyorum. Hatta yeni bir alışkanlık oluşturmak için şu
alışkanlık oluşturma sayfalarından da koyacağım. Ve gelelim hedef listesine. Biraz önce bahsetmiştim. Aslında ajandaların içinde bir yıllık hedefler listesi var. Burada yaşam sesinin içerisinde mevsim mevsim listeler var. Ve 1, 2, 5, 10, 20 yıllıklar var. Ben bu bütün sayfaları ajandanın içine dahil edeceğim. Çünkü detaylarına burada inmek gerçekten önümüzü görebilmek için özellikle de öğrenciyseniz çok önemli. Hangi mesleği seçeceğiniz, okuduktan sonra, okul bittikten sonra ne yapacağınız, hayatınızın diğer alanlarında ne yapacağınız, bunların hepsi üzerinde çokça vakit ayırmanız gereken, üzerinde çokça düşünmeniz gereken konular. O yüzden bu sayfaları muhakkak eklemenizi öneririm. Bunlardan çıkan özeti en baştaki şurada gördüğünüz yıllık hedeflere de yazabilirsiniz. Ve son kısma geldik. Aslında son kısım boşta kalabilir. Aslında buraya dokümanlar, ajanda cebi vesaire koyabilirsiniz ki ajanda cebinde aslında eklemenizi önerebilirim. Özellikle vesikalık fotoğraf, ıvır zıvır gibi bir şeyler taşımanız gerekiyorsa. Ama ben bugün bütün öğrencilerin hemen hemen zorluk çektiğini düşündüğüm bir konuda başka bir set var. Onu koyacağım. O da yabancı dil seti. Böyle ajanda elinizin altındayken sürekli gününüzü bununla planlar ve yaşarken elinizin altında bir de böyle bir sayfa olursa sanki o yabancı dil, o İngilizce daha rahat, daha hızlı öğrenilecekmiş gibi geliyor bana. O yüzden yabancı dil setini de ajandaya ekliyorum. Ve kurulum tamamlandı. Şimdi birazcık fonksiyonellikten bahsedelim ve tabii ki süslemeden. Dediğim gibi ajandanızın ön kısmını kendinize özel hale getirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben bu ajandayı açma motivasyonunuzu arttıracak. Kapak süslemesi, charmlar, püsküller, kalemler, şu ön sayfaların nasıl süsleneceğine dair bir sürü videolar yaptım. Hepsini aşağıya bırakırım eğer ilham almak isterseniz. Ama burayı kendinize özel bir hale muhakkak getirin. Bir diğer önerim, ajandanın kullanımını kolaylaştırmak için bu tabların üzerine, bu bölümlerin üzerine hangi bölümde ne olduğunu kısaca yazın. Mesela benim şu anda geçerli ajandamda da gördüğünüz gibi, günlük ajandamda da gördüğünüz gibi washi tape'lerin üzerine hangi bölümde neler olduğunu yazdım. Bunu da yine daha önceki videolarda konuşmuştuk. Washi tape'lerle ya da herhangi bir kalıcı kalemle yazabilirsiniz. İlk bölümle ilgili çok fazla açıklamaya gerek yok ama şu sayfadan biraz bahsetmek istiyorum. Bu sayfa bence öğrencilerin sınav, teslim, proje, ödev, aynı zamanda sosyal aktivitelerle ilgili önemli günler, doğum günleriyle ilgili önemli günler gibi bütün önemli şeyleri yazabilecekleri bir sayfa. Bu sayfalarda ben size color coding yani renk kodlama yapmanızı öneririm. Belli bir derste ilgili bütün işleri o renkle yazabilir ya da o renkle marker kalemle işaretleyebilirsiniz. Her bir derse bir renk verebilirsiniz. Özel hayatınıza başka bir renk, doğum günleri için başka bir renk verebilirsiniz. Dolayısıyla bir bakışta o ay, o hafta, o dönem ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Genel olarak zaten öğrenci hayatında renk kodlamasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Bu da dediğim gibi son derece basit bir şey. Sadece benzer işlere tek bir renk atıyorsunuz ve o rengi kullanarak işaretlemelerinizi yapıyorsunuz. Mesela burada tatil günlerini ben pembeyle işaretlemişim. Torsanın olmadığı günleri griyle işaretlemişim gibi. Özellikle son zamanlarda bu pastel renklere inanılmaz düşkünüm ben. Size de bu Crayola'nın kalemlerini tavsiye edebilirim. Hem çok uygun fiyatlar hem de renkler gerçekten muazzam. Bu bölümde açıklanacak çok da fazla bir şey yok. Doğum günlerini de yazdınız zaten. İkinci bölümle devam edelim. Ders programımı görüyorsunuz burada. Yukarıya dönemi yani 2019-2020 yüz dönemi gibi. Sol tarafa saat aralıklarını. Çünkü herkesin ders uzunlukları aynı değil. Herkesin teneffüsleri aynı uzunlukla değil. Kendi programınıza göre saatlerinizi ve yanına da pazartesiden cumaya kadar ders programınızı yazabilirsiniz. Bu sayfada da kesinlikle renk kodlaması yapmanızı öneririm. Tarih dersinizi yeşille, diferansiyel denklemler dersinizi maviyle işaretleyebilirsiniz. Burada kullandığınız aynı renk kodlamasını biraz önce gösterdiğim yıllık sayfalarda da devam ettirmenizi öneririm. Bütün ajandadaki renk kodlamanız hep tutarlı olmalı ki kafanız karışmasın. Daha sonra geldik ödevlerim kısmına. Ödevlerim sayfaları haftalık sayfalar. Haftanın başını ve bitişini buraya yazabiliyorsunuz. Her bir gün için maksimum 4 tane ödeviniz olacağını tahmin ettim en fazla. Daha fazlası olan varsa aşağı yorumlara bekliyorum. Gerçekten biraz çok olmuş o. Ödev size verildiği zaman ajandanızı hemen açıp burada boş kalan yere ödevin ne olduğunu yazabilirsiniz. Akşam eve geldiğinizde ya da ödeviniz ne zaman yaptıysanız tamamladığınız zaman ve teslim ettiğiniz zaman buradaki tikli kutuyu doldurabilir ya da bir tik işareti koyabilirsiniz. Ve ödevinizin notu açıklandığında sağ tarafta yer alan not kısmını işaretleyebilirsiniz. Bu sayfaları düzenli olarak kullanırsanız hiçbir ödevinizi unutacağınızı ya da ödevlerinizden kötü bir not alacağınızı zannetmiyorum. Önemli olan planla hareket etmek. Ödevlerim sayfalarından sonra sınavlarım sayfaları var. Sınavlarım birazcık daha önemli tabii ki. Çünkü genelde notlara katkısı daha yüksek sınavların.
Solda ders var, sağda sınavın tarihi, bir yanında konular, hangi konuların sınava dahil olduğu. Bu da gerçekten öğrencilerin çok dikkat etmesi gereken bir kısım. Ben öğrenciyken çok duyuyordum, o konunun dahil olduğunu bilmiyordum, eksik çalışmışım ya da dahil olmayan konulara fazla çalışmışım. Bunları yaşamamak için, zamanınızı güzel kullanmak için hangi konuların sınava dahil olduğunu önceden biliyor olmanız lazım. Buraya da yazarsanız hepsi bir yerde toplanır. Sınavdan önce o var mıydı, bu var mıydı diye aramak zorunda kalmazsınız. Ve tabii en sonunda not kısmı var. Sınav notunuz açıklandığında buraya yazabilir. Böylece not ortalamanızı birazcık daha güzel görebilirsiniz. Belki ekstra bir proje almaya karar verirsiniz. Notunuzu yükseltmek için yapabileceğiniz başka bir şeyler düşünürsünüz. Ya da notunuz iyi gidiyordur, kendinizi motive edersiniz. Bence notlarınızın hem ödev olarak hem sınav olarak takibini yapmak da başarıya giden yolda güzel bir tüyo. Yine bu ödev ve sınavlar kısmında da aynı renk kodlamasına devam etmenizi öneriyorum. Matematik sarıysa her yerde sarı, matematik sınavı da sarı, matematik ödevi de sarı gibi. Gelelim haftalıklara. Elbette kanalda bolca plan geceleri, bu sayfaların nasıl kullanılabileceği ile ilgili bolca öneri var ama genel olarak söylemek istediğim birkaç bir şey var. Tabii ki yine gün ve ayı yazarak istediğiniz zaman başlayabilirsiniz ajandalarınıza. Bunu bir söyleyeyim ama bu sayfalar sizin bütün hayatınızı yazabileceğiniz sayfalar. Ödevlerinizden sosyal hayatınıza, okulda geçen sürenizden evde geçen sürenize her şeyi bu sayfalara yazmanızı öneririm ben. Yine renk kodlamasına devam edebilirsiniz. Özellikle öğrenciler için çok başarılı. Kişisel hayatınızla ilgili eğer voleybol oynuyorsanız mesela voleybol antrenmanlarınıza bir renk atayabilirsiniz. Arkadaşlarla buluşmanıza bir renk atayabilirsiniz. Bu şekilde hafta içerisinde nelere daha çok zaman ayırdığınızı da rahat bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle büyük projelerinizle ilgili, büyük ödevlerinizle ilgili yapmanız gereken şeyleri her zaman söylüyorum ama yine söyleyeyim. Küçük küçük adımlara bölerek o küçük adımları bugünlere dahil edebilir. Böylece kocaman bir projeyi zaman içerisinde günlük olarak az vakit ayırarak, dolayısıyla da strese girmeyerek tamamlayabilirsiniz. Yine sınavlarla ilgili çalışacağınız konuları önceden belirlerseniz, her bir haftaya, her bir güne bir konu yazarak sınava son gece değil de böyle daha uzun bir süre boyunca daha planlı bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Böylece tekrar etmek için vaktiniz de kalır. Kısacası hayatınızı bu haftalık sayfalar üzerinde tamamen planlayabilirsiniz. Bu arada şimdiye kadar bahsetmediğim ama aklıma gelen bir diğer öneri de ajandanızda post-it kullanmak. Özellikle açık kalan bir ödeviniz varsa, hafta içinde yapamadığınız bir işiniz varsa ya da herhangi bir sayfayı daha rahat bulabilmek istiyorsanız, ki genelde bu sayfalar oluyor, ajandanın sonlarında yer alanlar, ajandanızın üst kısmına post-itler yapıştırabilir, onlara da isim verebilirsiniz. Dolayısıyla ajandanın hem sağ tarafıyla hem üst tarafıyla organizasyon becerilerinizi konuşturabilirsiniz. Ben özellikle post-itleri geri dönüp muhakkak bak anlamında kullanıyorum. Belki bu da size güzel bir tüyo olmuştur. Gelelim sonraki kısma. Burada istek sesini yerleştirmiştik. Tabii ki okunacak kitaplar sadece öğrencilerin değil bütün hepimizin ajandasının olması gereken bir sayfa. Ama özellikle sizin bir okuma listeniz olacağını düşündüğüm için bu sayfaları buraya ekledim. Bunlarla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. İstediğiniz gibi tabii ki süsleyebilirsiniz ama genel olarak amaç gitmek istediğiniz yerlerin, okumak istediğiniz kitapların, izlemek istediğiniz filmlerin ve dizilerin bir takibini yapabilmek. Belki bunlara bir puan verirsiniz. Belki bunlardan bir özet çıkartmanız gerekebilir. Özetlerinizi yanlarına yaptım ya da yapmadım diye işaretleyebilirsiniz. Sayfaların kullanımı tamamen sizin kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı. Sonraki kısım kişisel olan kısım. Tabii ki bu kısımlar özellikle çok özel olduğu için ajandanıza iyi sahip çıkmanız lazım. Ben genelde aklıma bir şeyler geldiğinde yazmayı, özellikle hislerimi kağıda dökmeyi çok seviyorum. O yüzden muhakkak ajandamda böyle günlük sayfaları tutuyorum. Yine aynı şekilde duygu takvimi, mutluluklar, alışkanlıklar, bunların hepsi benim takip etmek istediğim, daha iyi bir birey olmak adına zaman ayırmak istediğim konular. O yüzden de bu ajandaya da ekledim. Dediğim gibi özellikle yaşam setinin nasıl kullanıldığına dair videoyu muhakkak aşağıya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde son bölümde yer alan yabancı dil setinde nasıl kullanılacağına dair GTSinon'un YouTube kanalında bir video hazırlamıştım. Onu da aşağıya bırakırım. Daha detaylı bir şekilde yabancı dilinizi nasıl ilerletebileceğinizi oradan görebilirsiniz. Şimdi birkaç tane genel tüyo vermek istiyorum. Haftalık sayfalarla başlayacağım. Burada önerilerimden bir tanesi, sayfayı ikiye bölebilir şuradan ya da ortadan. Bir tarafa okul hayatınızla ilgili işlerinizi, bir tarafa özel hayatınızla ilgili işlerinizi yazabilirsiniz. Böylece ikisini birbirinden ayırabilirsiniz ya da hepsini beraber tutabilirsiniz ya da belki zaman aralıklarıyla çizebilirsiniz. Onun dışında, ajanda dışında öğrenci planlamasında, planlı bir öğrenci olmakta önemli bir rol oynayan diğer ürünler de tabii ki defterler. Defterlerle ilgili videolarımı da aşağıya koyarım ama şu tabları size göstermesem olmazdı.
Bunları da yine aynı ajandamın kenarındaki bayraklar gibi kullanıyorum. Ben böylece defterimin içerisinde neler olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Özellikle de eğer böyle cicili bir cilt defterleri farklı farklı dersler için kullanıyorsanız size de tavsiye ederim. Washi tape'le ya da post-it'le yapılan bu işaretler bence gerçekten çok faydalı. Defterlerinize bir indeks oluşturup sayfa numaraları da verebilirsiniz. Bu da yine defterin kullanımını kolaylaştıran önerilerimden bir tanesi. Benim öğrenciler için planlama önerilerim bu şekildeydi. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm diğer ajanda içeriklerini hem süsleme hem de ajanda kullanımı videolarımı hep aşağıya bırakıyorum açıklama kutusuna. Artık çekiliş kısmına gelebiliriz. Tamamen okula dönüşe özel bir çekiliş yapmak istedim. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan birer kişiye getesli olan tam 200 lira değerinde bir hediye çeki hediye edeceğim. Bu 200 TL'lik çekle istediğiniz ürünü alabileceksiniz. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan katılabilirsiniz. YouTube'dan bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken iki tane şey var. Bir tanesi bu kanala abone olmak. İkincisi de bu videonun altına sizin için planlı olmanın ne anlama geldiğini yazmak. Kazananı rastgele bir şekilde yorumlardan belirleyeceğim. Son katılma tarihi ve bütün detaylar açıklama kutusunda yazıyor zaten. Instagram için ise yapmanız gereken şey birincisi beni Instagram'dan takip etmek. İkincisi şu anda ekranda gördüğünüz postun altına gidip 3 tane arkadaşınızı etiketlemek. Çekilişe her yerden katılabilirsiniz. Sadece Türkiye'den katılmak zorunda değilsiniz. Yine dediğim gibi açıklama kutusunda bütün detayları bulabilirsiniz. Hepinize bol şans. Bu arada soracaksınız belki, hemen söyleyeyim. Bir sonraki çekiliş ya YouTube kanalım 50 bin aboneye geldiğinde ya da Instagram hesabım 10 bin takipçiye geldiğinde olacak. O yüzden eğer beni izlemeyi seviyorsanız, eğer videolarımı faydalı görüyorsanız, bu videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok daha hızlı bir şekilde büyür, çok daha hızlı bir şekilde 50 bin kişilik bir aile oluruz. Hepinize planlı ve dolayısıyla da mutlu ve başarılı bir okul yılı diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.